Selamun aleyküm canlar. Oyunumuza birbirinden güzel 13 yeni kostüm geliyor. Bu kostümlerin savaş alanı, ulti skill efektleri, giriş animasyonları bu videoda. Gelecek olan etkinlikler için, kostümleri almak için hesaplarınıza elmas yükleme işlemini Onsa Shop'tan yapmayı unutmayın. Ayrıca sizler için Onsa Shop'tan mükemmel bir çekiliş başlattım. Bu çekilişte 2 kişiye 100 TL'lik site bakiyesi ve Hanabi Aemon Ruh Konakçıları kostümünü hediye ediyorum. Hızlı, güvenilir, uygun fiyat elmas için videonun açıklama ve yorum kısmında bulunan Onsa Shop linkime tıklamayı unutmayın. Onsa Shop linkime tıkladığınızda direkt bu ekrana geleceksiniz. Buradan beni takip ederek yapacağım birçok çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Bunun gibi birçok çekiliş Onsa Shop profilimde sizleri bekliyor olacak. Hadi şimdi kostümleri izleyelim. İlk kostümümüz Kişinden Sesu serisinin Lancelot'u. Şu girişe bakar mısınız canlar? Giriş animasyonunu bayağı bir beğendim. Bunu söyleyebilirim. Bayağı efektif, güzel, anlamlı bir giriş animasyonu var kostümlerin. Şöyle birazcık bekledikten sonra kostümün vereceği tepkiye de bakalım giriş ekranında. Sonradan tüm detaylarıyla mükemmel kostümleri hep birlikte değerlendireceğiz. Ve bu Lancelot'a gelmiş en iyi kostüm olabilir mi? Bakacağız, göreceğiz. Ve bu kostümü almak için Kişinden Sesu etkinliğine yani sadece 1500 elması geçmeyecek şekilde harcama yaparak, gelen etkinliklerden faydalanarak bu kostümlerden birini alabilirsiniz canlar. Çok iyi yani. Hadi oğlum ya, ne gösteriyorsun? Oo. Bunun için bekliyormuşuz demek ki. Harika. Çok güzel efekt oldu. Arka planı falan muazzam. Düz vuruş efektine bakıyoruz. Yani o girişe daha farklı efekt olabilirdi ama genel olarak baktığımız zaman Lancelot kostümlerine güzel arkadaşlar. Birinci skill'i görüyorsunuz şu an. İkinci skill'i gördük. Aman Allah'ım. Arkadaşlar çok efektif. Çok beğendim. Güzel bir ikinci skill efekti. Ultiye bakıyoruz. Ulti de muazzam. Bu renk tonlamalarında Lancelot'ta çok kostüm yok. Yani Matador olsun, Epi olsun filan bu renk tonlamalarına yakın ama bence şu an bu kostüm Lancelot'un en iyi kostümü olabilir. Lütfen siz de görüşünüzü belirtin. Bu kostüme 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Üstü ışınlanmasına bakıyoruz şimdi. Işınlanırkenki efekti de çok güzel. Sıradaki kostümümüz Eylül ayında Odette kahramanına gelecek olan Yıldız Üyelik kostümü olacak. 300 elmasa bu kostüme sahip olabileceksiniz. Yıldız Üyelik şanslı sandığı etkinliği de burada olacağı için o etkinlikten farklı şeyleri de çıkartabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere kostümün 2 adet renklendirmesi olacak arkadaşlar. Güzel. Düz vuruş efektlerimiz bu şekilde. Mobile Legends'ın son zamanlarda getirdiği Yıldız Üyelik kostümlerini eleştiren birçok kişi var. Bakalım Odette bu eleştirilerin üstünde bir kostüm olacak mı? Evet, birinci skill efektini gördük. Yani bence gayet iyi arkadaşlar. Şu efektlere bakın. Güzel bence. Ama ikinci skill nasıl? Birinci skill'i gördük. Ultiyi gördük. İkinci skill'de gördük. Sanırım ben orayı kaçırdım. Ulti efekti çok güzel. Yıldız Üyeliğe göre gayet iyi arkadaşlar. Nice hocam. Bu kostüme benim notum 10 üzerinden 6. Sıradaki kostümümüz Gord kahramanına Ağustos ayında gelecek olan Epic kostüm. Giriş efekti çok havalı değil mi canlar ya? Çok havalı ya. Oo, arka plan Roger'ın, lan Roger'ın arka planı değil mi o? Bir kostümün arka planı gibi. Yanlış mı hatırlıyorum? Ama bayağı havalı arkadaşlar ya. Efektlerine bakalım. Düz vuruş efektini göreceğiz. Canlar, size şunu söyleyeyim. Hani bu kostüm var ya. Yani abartmıyorum. Bazen katılıyorum. Çok abarttığım noktalar oluyor ama Epic kostümün üstünde bir kostüm bence. Yani One One Collector, Granger Collector tadında bir kostüm. Bayağı bir beğendim. Şu efektlere bakar mısınız? Birinci skill efekti, ikinci skill. O spreyin dönüşü. Ultiye bakın abi. Şu kostümü alayım. Tamam mı canlar? Bu kostümü alayım. Sürekli Gord oynamak isterim ya.
Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. İnanın ben de sizler gibi ilk defa izliyorum. Gordon bu kostümüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü 899 elmaslık kostümün efektlerine bakın canlar. Bence bunu hak ediyor. Süper. Mobile Legends oyununun kostüm getirmekten bıkmadığı ve bence oyunun en havalı kostümlerinin geldiği kahraman Angela. Yani şu efektlere bakar mısınız? Kişinden ses su kostümleri çok süper arkadaşlar. Bayağı efektif ve bu kostümleri 1500 elmasa gelen premium tedariklerden faydalanarak, indirimlerden faydalanarak maksimum 1500 elmasa alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Mükemmel. Ağustos ayının 17'sinde bu kostümlerin hepsi oyunumuzda olacak. Bu kostümlerin hepsini aldığım videoda kanalda olacak canlar. Oo, süper süper. Bakalım bekleyince ne hareket yapacak onu merak ediyorum. Savaş alanındaki görüntüsü bu şekilde. Angela kostümünün düz vuruş efekti sağlam. Yani Lancelot'taki o efekti gördükten sonra bu efekte görmek bayağı güzel. O aradaki çiçek detayı, attığınız düz vuruşla çiçeklerin dağılması çok güzel abi ya. Angela'da efekti yakalamak zordur canlar. Of, çok güzelsin ya. Benim bu seriye notum düşmedi arkadaşlar. Yine 10 üzerinden 8 diyorum. Elmas fiyatları çok pahalı. Kostümleri almak indirimli, tamam bir tanesini alıyorsun ama geri kalanını almak pahalı olduğu için 10 üzerinden 8 veriyorum. Eğer ucuz olsaydı 10 üzerinden 10 verirdim. Ve Angela'nın bu kostümünü de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Üstü ışınlanmasına bakalım. Sırada Temmuz ayı. Bu ayın 31'inde gelecek olan Natalya'nın ücretsiz kolektör kostümü. Arka planın şu kısmı sanki Yuuzhan'la bir şey bağdaştırdı bana kolektörle ilgili. Bakalım yani bunun görevleri nasıl olacak? Yakında belli olacak. Temmuz'un 31'inde çok şey geliyor arkadaşlar. Yeni bir video çekip pazar günü ya da cumartesi günü sizlerle paylaşacağım. Yeni koleksiyon sistemi bile Temmuz ayının 31'inde geliyor. Bunların hepsini detaylıca anlatacağım. Düz vuruşları bu şekilde Natalya'nın. Evet, diğer efektleri gördük. Anladım. Çalıda gizlenmiş hali. Elindeki şeyden çıkan o kıvılcımlar diyeyim ben size. O güzel. Ve skinli kullandığında yaptığı hareket, efekt de çok güzel. Bak şu hareket diyorum gerçekten güzel. Natalya'da da efekt yakalamak çok zordur canlar. Hani bana sorarsanız bu kostüm daha bir estetik olabilirdi. Böyle keskin hatlar değil de estetik hatlara sahip bir kostüm olabilirdi. Bilmiyorum ya, ben daha kaliteli bir Natalya kostümü bekliyordum açıkçası, onu belirteyim. 10 üzerinden 7. İlk defa bir kolektör kostümüne bu kadar düşük not verdiğimi hatırlıyorum ama Natalya'ya gelen en iyi kostüm bu canlar. Sırada Gatotkaca Yıldız Üyelik kostümü. Çok ilginç hatlara sahip bir kostüm. Giriş animasyonunu çok beğendim. Ve bu kostümünde 2 adet renklendirmesi olacak. Sağ alt tarafta görüyorsunuz. Onlar tam oturmadı. Savaş alanında görüntü bu şekilde. Şapka Gatot'un boyunu uzatmış biraz arkadaşlar. Haritada bayağı yeri kaplıyor şu an. Oo! Birin skill efekti bir yıldız üyeliğe göre ilginç ve güzel. O efektin içerisindeki dönen çarklar filan, o detay güzel. Ve ikinci skill'i kullandığınızda etrafında oluşan o içe dönen kasırga diyeyim ona. Bayağı iyi arkadaşlar. Beğendim ben. Ultinin renk tonunu da beğendim. Güzel güzel, nice. Burada çok efekt verememişler. Yani daha ne bekleyebiliriz ki, yıldız üyelik sonuçta, ama bu kostümün efektinin güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Sırada Keri kahramanının kişinden ses su kostüm var. Bunun giriş animasyonu, bu da çok ilginç olmuş. Oo.
Buradaki duruşu da çok sağlam. Gerçekten çok sağlam bir duruşu var. Savaş alanında bu tonlamalar nasıl gözüküyor? Çok merak ediyorum. Bu kadar net ve belirgin mi? Ve Kerry'nin yaptığı hareket, arkadan gelen o animasyon. Yani şunu söyleyeyim, Kerry'nin çarkepi kostümü var biliyoruz. Birçok kostümü de var ama sanırım bana göre gelen en iyi kostüm bu olabilir canlar. Ve biraz önce söylediğim gibi bu kostümü almak için premium tedariklerden, indirimli çevirmelerden faydalanıp 1500 elmas maksimum bu kostümü alabilirsiniz. Savaş alandaki görüntüsü de estetik geliyor bana. Yani böyle bir kaba görüntüsü yok. Skill efektlerini de beğendim. Renk tonlaması gayet hoş. Rakibe değdiğindeki patlama hasarı falan. Patlama efekti bayağı bir güzel olmuş. Birin skill diski. Oo. Nice hocam ya. Gerçekten çok güzel ya. Süper. İkinci skill efektini izliyoruz. O da çok güzel. Ultiye bakalım, ultiyi açsın. O ulti açma anını gördünüz değil mi? Çok iyi. Seri seri disklerini atıyor. Bir ulti daha yapmaz mısın? Bir ulti daha, bir ulti daha. Süper ya. Bir ulti daha görürsek. Nice. 10 üzerinden 8'i ya bu kostümlere benim notum. Arkadaşlar bu kostüm sayesinde 10 üzerinden 9 veriyorum. Mükemmel bir kostüm serisi Ağustos ayının 17'sinde oyunumuzda olacak ve ben bütün kostümleri aldığım videoyu kanalda paylaşacağım. Üste dönüşüne bir bakalım. Hohohoho. Süper abi. Ağustos ayında Franco'nun MPL kostümü oyunumuzda olacak. Acaba bu kostümde hook sorunları vesaire yaşayacak mıyız? Yani Franco'nun da değişik bir kostüm. Hani Legend'den sonra ilginç olan bir kostüm diyebiliriz. Direkt marketten alabileceğimiz bir kostüm olacak. Çünkü kupon etkinliğinde bir kupon kullanmamız gerekiyor. O nedenle direkt markete geleceğini düşünüyorum. Düz vuruş efektleri. Bildiğimiz spesyal kostüm arkadaşlar. Çok bir şey beklemememiz lazım. Zincir efekti. Oo. Bak o zincirin efekti bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Ha böyle kaba bir şeysi yok, anladınız mı? Bir Legend'deki kabalık yok. Güzel. Bu kostüme de notum 10 üzerinden 5 arkadaşlar. Üste giderken elindeki baltaları bırakıyor, donunu yukarı çekiyor, yere oturuyor. Aurora kahramanına gelecek olan kostüm. Kolektör mü? Yıllık star mı? Nedir bu? Birçok söylenti var. Bu kostümün gelişini hemen oyunumuzda göreceğiz mi? Nasıl bir kostüm olacak bilmiyorum. Kolektör barı var ama arkadaşlar, bunun için yıllık star muhabbetleri de dönüyor. Bununla ilgili kesin detaylara ulaşınca geliş tarihi falan bütün bilgileri sizlere aktarıyor olacağım. Benim tahminim yıllık star olabilir arkadaşlar. Özellikle level barındaki o işarete odaklanın. Skill efektlerine bakın. Yani şu kostümün duruşuna bak ya. Çok süper yapmışlar ya. Bu nasıl bir kostüm ya? Bilmiyorum. Kolektör de olabilir. Yıllık star da olabilir ama efektleri çok güzel abi. Oy. Zaten videolarımda Unicorn çıkıyor ya, onun ihtimalini sizlere söylemiştim. Harbiden ultide Unicorn şeylerine yer vermişler. Güzel olmuş yani. Ve kostümün, elbisenin zarifliğine bak. Skillerle uyumuna bak. Auroracılar yaşadı. Bu kostüm Aurora kahramanının oynayışını arttırır. Ve ben böyle zarif kostümlere gerçekten çok bayılıyorum arkadaşlar. Vexena'yı da çok sevmiştim. Zenith kostümünü. Aurora'nın bu kostümünü de çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum kostüme. Mükemmel. Sırada Eylül ayının 3'ünde oyunumuzda olacak olan Atlas Kolektör kostümü var. Atlas Kolektör'ün alternatifleri neydi? Link vardı. Bir de
Diğerini unuttum arkadaşlar. Onu da pazar günü videoda söylerim. Atlas'ın arka plan efektine baktığımız zaman çok ilginç değişik hatlara sahip ve Atlas gibi bir kahramana böyle bir kostümün gelmesi beni gerçekten çok sevindirdi. Tank mainli birisi olarak şu an duygularımı anlatamam arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Efektlerini merakla bekliyorum. Düz vuruş çok beğenmedim. Uf. Birinci yetenek beni benden aldı arkadaşlar. İkinci yetenek de çok güzel. Aman Allah'ım. Sanırım bu kostümün en kötü yanı düz vuruş kısmı olacak. Ultiyi de merak ediyorum. Of. Abicim şaka mısın sen ya? O kanat efekti yerden çıkan diş mi nedir o abi ya? Süpersin ya. Oğlum bir an önce Eylül ayının gelmesi lazım. Bak şu yerden çıkan bir efekt var. Dişler var. Bir de kanat var. Havadayken rakipler kanat, yere vurunca yerden dişler çıkıyor. Yani şu görüntü abicim ya. 10 üzerinden 10. Sırada Clint kahramanı için gelecek olan epik kostüm var arkadaşlar. 899 elmas değerinde. Kupon etkinliğinden alacağınız kupon, indirimi falan bayağı uyguna gelecektir bu kostüm sizlere. Arka plan efektine baktığımız zaman böyle kostümü ön plana çıkartan bir arka plan tasarlamışlar. Mantıklı bir hareket ve korsan efekti vermişler bu kostüme. Savaş alanında görünüşü güzel. Düz vuruşlar da güzel. Skill'e bakalım. Birin skill'i görelim. Arkadaşlar. Çok güzel. Beğendim. Çok beğendim gerçekten. Epik olmasına rağmen indirimli gelecek olması, kupon kullanacak olmamız, uyguna alabilecek olmamız, benim notum 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Üstü ışınlanma durumu da bu şekilde. Sırada çip kahramanına gelecek olan elit kostüm var arkadaşlar. Görüntüsü güzel olmuş ya. Pembe saç yapmışlar. Aracı boyamışlar filan. Elit kostümde ne bekleyebiliriz? Yani çok bir efekt patlaması filan beklemeyin. Ama yine de hoş olmuş diyebiliriz. Buna not bile vermek istemiyorum şu an. Ama yine Franco'nun MPL kostümü var ya. Ondan kapışır yani. O kırmızı detayına çok yüklenmişler. Güzel olmuş. Savaş alanında farklı bir görüntü göreceğiz. İyi olmuş diyebilirim. Bir çipten diğerine gelirken ki kırmızı efektin korunması. İyi olmuş. Evet. 10 üzerinden 6 diyorum. Sırada Freya'nın revampı var arkadaşlar. Bu revamp da 31 Temmuz'da oyunumuzda olacak. Eğer kostüme sahipseniz Freya'nın çarkepi kostümü otomatik sizde yenilenecek. Eğer Freya'nın çarkepi kostümüne sahip değilseniz kostümle ilgili şanslı çekiliş etkinliği gelecek. Bu etkinlikte şansınız varsa sondan bir önce alıyorsunuz. O da 3200 elmas oluyor. En son çevirmede alırsanız 4200 mü 4400 mü o civarda bir maliyete denk geliyor. Ama yeni görüntüsü daha iyi olmuş diyelim. Evet, efektler muazzam. Süper abi. Güzel. Ultini aç bakalım nasılsın. Kanatları görelim. Oo. Evet. Bu kostümü Freya Legend'le kapıştırır mısınız canlar? Yorumda belirtin. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu kostüme benim notum 10 üzerinden
9 olacak arkadaşlar. Evet canlar, bu videoda bu şekilde. Umarım kostümleri, efektleri beğenmişsinizdir. Videoya like atıp yorum yapmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.